Beceriyorsun hadi. Bu kadar ateş yanında kız olsun. Hadi geç ona da sen. Sen mi ateşli? Şöyle yumruklar geçeyim. Kadın hamur yoğuramıyor, ne yapsın, tıkıyorlar. Vereyim. Bir tane daha yürüyüm, yeter zar. Toparla. Hepsini bir alayım. Yolu. O tarafa geçecekler işte onu. Bunda iki kişi geldi. Bizi alsaydık hemen. O biliyor musun? Bir dakika şey, hamurunu vuracağım. Ama biraz bez atalım. Evet, bunun bezi almışsın hemen. Kapanın, küçük oldu yok mu? Bir ıspanak var, ona göre yap. Nurgül bezeyi. Küçük var, minicik. Hepsi küçük oluyor. Şey var derdi. Dünürlük var de. Her şey var diyorum ya. Şöyle dökseydi üstüne bir Nevin abla. Dur lavaş lavaş.
Yani kalkıp kuzum, yani hele yani tek kişi olanlar için zor bir durumdu bu. Şimdi işlerimiz bir ay kolaylaştı. Deminden gördük, hamurumuz yumurur kana, başka işlerimizi yaparız, kahvemizi içeriz, çayımızı içeriz. Kahve malı hiç olmasa hamurum nasıl olsa yumuruluyor. Ay, elle yumurmanın zorlukları kuzum, bu soğuk havalarda ellerimizin bulları böyle aşınma yapıyor, aşınma hamur yumurmaktan, soğuk sulardan. Ama çok şükür şimdi geldiyse çok teşekkür ediyoruz. Yani bu iş, ekmek yapma işi bizim atalarımızdan, nenelerimizden kalmış. Yani yapmasak da olmuyor. Her zaman, her saatte eşlerimiz tarlaya gidiyor. Sürekli yapmak zorundayız, evimizde bulunacak yani. O yüzden hani yoğurması da bayağı bir meşakkatli bir iş. Yani yoğururken bazı rahatsızlıklarımız var, kollarımız ağrıyor. Aynı gün tekrar açmak zorunda kalıyoruz, konuyu komşuyu çağırıyoruz, yardım ediyor. Önceden kendimiz bir gün önce akşamdan ya da sabah erken saat 3'te ezan saatinde kalkıyorduk. Yoğuruyorduk. Hani bir çuval 50 kiloluk yoğuruyorduk. Yani bana komşularım yardım ediyordu. Tek başıma da yoğuramıyordum. Yani ben hani en az 1,5 saat uğraşıyorum. Daha usta ablalarımız hani 1 saat en az uğraşıyor. Ben 1,5 saatte falan anca yoğurabiliyordum. Evet. Gerçekten hani belimde de fıtık var. Çok zorlanıyordum da. Bugün gerçekten hani hamur yoğurma makinamız da geldi. Yani bizi bir dertten kurtardı. Hamur yoğurma işi gerçekten çok zor. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Kumdere mahallemizden böyle bir talep geldi. Tabii bildiğimiz yöresel deyimiyle ekmek atma bizim kırsal mahallede gelenek ve göreneklerimizi oluşturmakta. Burada komşu kadınların bir araya gelerek önce hamuru yoğurup daha sonra bezelerini açıp yufkayı açıp daha sonra pişirip kendi aralarında paylaşmasıyla son bulan bir süreç. Tabii bu çok ciddi bir zaman alıyor. İşte özellikle kırsal alanda yaşayan kadınlarımızın tarla tapanda çalışmaları, ev işlerini yapmaları, çocuklarına bakmaları ciddi bir kendilerine külfet. Bu konuda da Kumdere mahallemizden böyle bir talep geldi. İşte kadınlarımızın bu konuda çok zorlandığıyla alakalı. Biz de bu talebi Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik ve kendisi memnuniyetle karşılayabileceğimizi söyledi. Bugün ilk makinamızı burada Kumdere mahallesinde teslim ediyoruz. Burada kadınlarımızı en fazla yoran, zamanını alan hamur yoğurmayı bu almış olduğumuz makineyle hamurlarını yoğurup daha sonra geri kalan işlemlerini kendileri yapabilecekler. Önemli bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim.
burada hamur yoğurmaktan dolayı yorulduklarını, sabah erken saatte kalktıklarını, boyun fıtığı, bel fıtığı gibi hayatlarını zorlaştıracak hastalıklara maruz kaldıklarını ilettiler. Biz de bugün burada kendilerine, mahallemize, Kumdere Mahallesi'ne hamur yoğurma makinesini kurduk. Bu ekmek işini bayanlar gece saat 3'lerden kalkıp hamuru elle yoğurmasından dolayı ekmek atmaya dermanları kalmıyor. Kiminde boyun fıtığı oluyor, kiminde kolumuz ağrıyor diyor. Bizden bir toplu bir şekilde rica ettiler. Dediler ki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'den hamur yoğurma makinesi talep ettiler. Biz de onların isteklerini kırmayarak dilekçemizi verdik. İsteklerimizi, taleplerimizi yerine getirerek bizi onur ettiler. Mesut abi selamı var. Ne diyorum? Ya bu şey aşı için basın önünü de. Aşı da. Sen şunu şu yap benim. Evet abla. Erekleri bir at be. Bittin bittin. Ama onlar kenarları kesik değil ya. Öyle iyi güzel olmaz. O kadar bir şey kesik bir şeyle bir şey yok mu? Al gene kalır. Ver ver bana. Onlar bir at mı? Al. Bana da yapıyor dedi. Sen bana. Şu hamur da. Evet, çok olsun. Bak şu. Bak şu. Ya hocam sen. Alın. Şunu şöyle kenara. 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 Şunu Yeah.